Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş geldiniz diyor efendim. Gazeteci arkadaşlarımız bizlere müsaade ederlerse toplantımızı başlatacağız efendim. Milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımızın katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin konferans salonunda düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Bir sokakta sopalarla ve tekmelerle bir üniversite öğrencisi öldürüldü. Sopalarla ve tekmelerle. Şimdi ben bu ülkenin %100'üne hitap etmek istiyorum. Bütün annelere ve bütün babalara seslenmek istiyorum. Sizin çocuğunuz bir sokakta sopalarla ve tekmelerle öldürülseydi, siz bunu içinize sindirir miydiniz? Eğer sindirmiyorsanız, evlat acısı dünyanın en derin acısıdır diyorsanız, Allah kimseye evlat acısı vermesin diyorsanız, bu davanın akıbetini takip ediniz. Geçmişinin temiz olması lazım. Aramıyor muyuz? Cumhurbaşkanı 76 milyon insanı temsil edecek. Temiz birisinin olması lazım. Geçmişinde kirli olmaması lazım. Kirlilik olmaması lazım. Aklanması lazım. Ak süt gibi olması lazım. E bakın Erdoğan'a. Yırtık ayakkabıyla siyasete girdi. Hırsızından zengin oldu. Yırtık ayakkabıyla siyasete girdi. Şimdi dünyanın en zengin başbakanlarından birisi. Mal varlığının hesabını verdi mi? Vermedi. Vermek istiyor mu? İstemiyor. Daha yukarıya çıkacağım diyor. Orada diyor sorumluluk yok diyor. Ayrıca sorumluluğum da olmayacak diyor. Malı daha rahat götüreceğim diyor. Şimdi ben yine bu ülkenin vicdanına seslenmek istiyorum. Temiz birisi mi yönetsin sizi, kirli birisi mi yönetsin sizi? Diyorlar ki ne olursa olsun oyumu vereceğim. O vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Sen evini hırsıza teslim eder misin? Ederim diyorsan oyunu ver. Etmem diyorsan düşün. Bakkala soruyorum. Dükkanını hırsıza teslim eder misin? Etmem diyor. O zaman ülkeyi de teslim etmeyeceksin. Ülkeyi de teslim etmeyeceksin. Bazı tuzu kurular var. Ne yapalım efendim? Oy verelim mi, vermeyelim mi? Sandığa gidelim mi, gitmeyelim mi? O zaman hiç şikayet etmeyeceksin. Oturacaksın oturduğun yerde. Ya adam gibi çalışacaksın, çocuklarına karşı sorumluluk hissediyorsan, ülkene karşı sorumluluk hissediyorsan, oturup adam gibi çalışacaksın. Bütün yükü getireceksin, birisini sırtına yıkacaksın, ondan sonra kalkıp ahkam keseceksin. Olmaz. Olmaz. 76 milyon insanın sorumluluğu vardır. Ben ülkemi seviyorum. Ülkemin bütün insanlarını seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin vermesin. Kul hakkı yemeyen bütün insanlarımı seviyorum. Cumhurbaşkanı seçilecek. Efendim illa niye kendi aranızdan bir partili cumhurbaşkanı seçmediniz? Türkiye'nin gerçeklerini bilmek lazım. Demokrasiye inanmak lazım. Büyük uzlaşmayı gerçekleştirmek lazım. Dayatmayla cumhurbaşkanı mı seçilir?
Biz Türkiye'nin gerçeklerini biliyoruz. Her sokağını neredeyse gezdik. Her iline gittik. Neredeyse her ilçesine gittik. Ben bu insanın, bu ülkenin insanların sağduyusuna güveniyorum. Yabancı devlet adamları Erdoğan'la aynı karede görünmek istemiyorlar. Aynı karede, aynı yerde fotoğraf göstermek istemiyorlar. Aynı fotoğrafın içinde bulunmak istemiyorlar. Başka bir ülkeye gidecek, oranın politikacıları sakın bizim ülkemize gelmeyin diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir bu. İlk kez bir ülkenin başbakanı başka bir ülkeye giderken sakın bizim ülkemize gelmeyin diyorlar. Türkiye'yi bu hale kim düşürdü? Kim düşürdü? Şimdi ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyor. Önce temizleneceksin. Aklanacaksın. Bu ülkenin vatandaşıyla helalleşeceksin. Götürdüğün malların hesabını bu ülkeye vereceksin. O zaman gel diyeceğiz o zaman. Sen aday olabilirsin diyeceğiz o zaman. Bu vesileyle kısaca tatilcilere de seslenmek istiyorum. Tatile gidiyorsunuz, eyvallah. Tatil hakkınız mı? Elbette hakkınız. Ama masalarda oturup ben oy kullanmayacağım diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır. Bir gün gelir, sıra size de gelir. Bir gün gelir, sizin tatil yapmanız engellenir. Bunu çok iyi bilin. Sizin tatil yapmanız da engellenir. İş dünyası neden korkuyor? Tasarruf mevduatı, sigorta fonu silah olarak kullanılıyor. Bir iş adamı mı çıktı? Bütün mal varlığına ertesi gün el koyuyorsunuz. Televizyonlara el koyuyorsunuz. Yargı kararı uygulamıyorsunuz. O nedenle sesleri çıkmıyor. Onları anlıyorum. Kapalı kapılar ardında bize söylediklerini de çok iyi biliyorum. Ama tatilcileri anlamakta zorlanıyorum. Her kuruşun hesabının sorulmasını istiyorsan, bu ülkede özgürce yaşayıp tatil yapmak istiyorsan, senin hayatına birisi gelip müdahale etmesin diye düşünüyorsan, sandığa gideceksin, şakası makası yok, Ekmelettin İhsanoğlu'na oyunu vereceksin. Bu konuda mütevazi değilim. Bu konuda kararlıyım. Herkes oturup düşünecek. Efendim ben Batı'da eğitim aldım. Ben entelektüelim. Bırakınız bunları. Türkiye bu tartışmaların çok ama çok dışındadır. Burası bir Almanya, bir Fransa değil. Bir Gestapo yönetiminin egemen olduğu bir ülkeyiz şu anda. Hangi demokrasiden söz ediyorsunuz? Basını özgür olmayan bir ülkenin halkı özgür değildir. Herkes bunu çok iyi bilsin. Buyurun gazetecilere sorun. Özgürlük var mı ülkede? Haber yapamıyorlar. Haber yapamıyorlar. Kalkmışız, efendim biz sandığa gitmeyeceğiz. Niye gitmeyeceğiz? O da Erdoğan'a benziyor, bu da Erdoğan'a benziyor. Siz Erdoğan'ı hiç tanımamışsınız demek ki. Erdoğan'la hiç yan yana gelmediniz demek ki. Onu hiç dinlemediniz demek ki. Ya da elindeki sopa sizi korkuttu. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız. Ve bir diktatör bozuntusuna bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçme konusunda izin vermeyeceksiniz. Ben daha önce defalarca söylemiştim Sayın Genel Başkanım. Yalancıdan başbakan olmaz, yalancıdan cumhurbaşkanı adayı olmaz. Bir de biz yalanlar o kadar fazla ki hangisini anlatayım? Ama yarın grup toplantımız var. Çok ilginç bir yalanını onun sözleriyle, çok ilginç bir yalanını açıklayacağım. Kendi ailesinden kaynaklanan yalan. Kendi ailesinden. Yani hayret ediyorum ben. Emin olun
Hayatımda bu kadar yalan söyleyen ikinci bir kişiye hiç rastlamadım. Bırakın siyasetçi, hiç rastlamadım. Yalanları üzerine zaten Recep Larus diye bir kitap yaptık. Neden Recep Larus dedik biliyor musunuz? Bir cilde sığmıyor ki, siz kitap dediniz. Kaç kitap? Hayatı yalan üzerine inşa edilmiş birisi.